Sevgili Mavi Kadınlılar, bugün 13 Kasım yeni ayından, Akrep yeni ayından bahsediyor olacağız. Akrep'te olduğu için bu yeni ay gizli pek bir şey kalmayacak gibi düşünebilirsiniz. Yeni ayın içerisinde Mars var. O yüzden yeni ayın o başlatma enerjisinin çok daha aktif olacağını, yeni adımlar atma konusunda çok daha girişken olacağımızı söyleyebiliriz. Ama bazen o Mars akrebin etkisiyle gözümüz çok da bir şey görmeyebilir. Fazla öfkeye dikkat edelim lütfen. Aynı anlarda gökyüzünde Uranüs'e karşıtlık yapıyor olması da beklenmedik olaylarla karşılaşacağımızı, şok edici olayların böyle hayatımıza gelebileceğini gösteriyor. Neyse ki Neptün üçgeni diyecek ki ilahi adalet var işin içerisinde. Gizli kalmayacak hiçbir şey diyor yine. O anlamda değişik bir yeni ay olacak. Bunu söyleyebilirim. Hadi burçlara ve yükselen burçlara göre etkilerinden bahsedelim. Sevgili koçlar ve yükselen koçlar, sevgili koçlar, bu yeni ay miras, dava, krediler, sigortalar ya da yatırımla ilgili işleriniz varsa kuvvetle muhtemel adım atmakta, çözüm bulmakta çok daha kolay olacak. Ama beklenmedik harcamalar olabilir. Bunu söyleyeyim. Buna biraz daha hazırlıklı olmakta fayda var. Sevgili boğalar ve yükselen boğalar, sevgili boğalar, ilişki anlamında, ortaklıklar anlamında çok yeni, çok değişik başlangıçlar olabilir bu dönem. Ama biraz hani egoların devrede olduğu, ben biz kavgalarının olduğu bir dönemde olabilir. Çevrenizden destek alıyor olacaksınız. Hayallerinizle ilgili adım atıyor olacaksınız. Güzel destekler de göreceksiniz. Biraz kalabalıklara karışın derim ben. Sevgili ikizler ve yükselen ikizler, sevgili ikizler, iş arayanlar varsa, iş kurmak isteyenler varsa, iş değiştirmek isteyenler varsa, bu dönem bunlarla ilgili adım atmak için oldukça güzel bir zaman. Çok da güzel kariyer teklifleri de gelebilir. Ama arkanızdan çevrilen işler varsa onlar da böyle pıt pıt önünüze düşecek ve biraz şaşıracaksınız. Sevgili yengeçler ve yükselen yengeçler, sevgili yengeçler, bu yeni ay aşk vaat ediyor. Yalnız olanlar için, flört zamanı, evli olanlar için, çocukla ilgili çok değişik sürprizler olabilir. Çocuk sahibi olmak isteyenler için yine bu dönem aktif olacak. Bunu söyleyebilirim. Yalnız etrafınızdaki insanlarla ilgili biraz şaşırtıcı gelişmeler sizi şoka sokabilir. Yurt dışı ile ilgili işleriniz varsa da bugünlerde güzel teklifler, güzel sonuçlar alabilirsiniz. Sevgili aslanlar ve yükselen aslanlar, sevgili aslanlar, bu yeni ay taşınmak, ev almak, ev değiştirmek, aileyle ilgili kararlar vermek, aileyle birlikte bazı planlar yapmak için oldukça güzel bir yeni ay. Kariyerle ilgili beklenmedik olaylarla karşılaşabilirsiniz bu dönem. Yani böyle şaşırtıcı, nereden çıktı bu diyeceğiniz şeyler. Parasal anlamda güzel yatırım fırsatları önünüze düşüyor olacak. Bu da güzel haber. Sevgili başaklar ve yükselen başaklar, sevgili başaklar, bu yeni ay yeni seyahatler, yeni arkadaşlıklar, yeni eğitimler, yeni ilişkiler, yeni iletişim kanalları getiriyor olacak size. Yurt dışı ile ilgili planlarınız varsa beklenmedik olaylarla karşılaşabilirsiniz. Birazcık daha temkinli olmakta fayda var. Yalnız olan başaklar sizin için de güzel ilişki, hiç beklenmedik yerlerden ilişki fırsatları karşınıza çıkabilir. Sevgili teraziler ve yükselen teraziler, sevgili teraziler, bu yeni ay para diyecek size. Parayla ilgili çok şaşırtıcı adımlar atabilirsiniz, beklenmedik adımlar atabilirsiniz, güzel para fırsatları karşınıza gelebilir ama yatırımlar konusunda çok riskli işler yapmayın derim ben. Güzel işler, güzel kariyer fırsatları karşınıza çıkıyor olacak ama yatırımlar konusunda dediğim gibi biraz şaşırtıcı, biraz garip şeyler olabilir. O yüzden biraz daha temkinli olmakta fayda var. Sevgili akrepler ve yükselen akrepler, sevgili akrepler, bu yeni ay sizin birinci evinizde ya da güneşinizin üzerinde olacak. Bunun anlamı şu, sizin için tazelenme zamanı, hayatla ilgili yeni planlar yapma zamanı. İlişkisi olanlar bu dönem belki biraz küçük krizlerle uğraşabilirsiniz. Şaşırtıcı şeyler olabilir. O anlamda biraz temkinli olmakta fayda var. Yalnız olanlar için de Neptün aşk fırsatları veriyor olacak. Sevgili yaylar ve yükselen yaylar, bu yeni ay sizin 12. evinizde gerçekleşiyor olacak. Yani biraz kalbe dönme, biraz ruha dönme, biraz nadasa alma zamanı. Biraz kendinizle kalın, biraz yalnız kalın, biraz hayat önceliklerinize bakın derim ben. Çünkü işle ilgili şaşırtıcı olaylar olacak. Bunlar sizi biraz hayal kırıklığına uğratabilir. Ama aileden, eş dosttan destek alıyor olacaksınız. Sevgili oğlaklar ve yükselen oğlaklar, sevgili oğlaklar, kalabalıklara karışın, hayallerinizle ilgili adımlar atın, yeni ortamlara girin. Çünkü bu konularla ilgili şaşırtıcı, beklenmedik adımlar atıyor olacaksınız. Yeni insanlarla tanışacaksınız, yeni seyahat planları yapabilirsiniz. Sadece aşk hayatınızda bazı krizler yaşayabilirsiniz. Çocukları olanlar da onlarla ilgili böyle şaşırtıcı olaylarla birazcık mücadele etmeniz gerekebilir. Sevgili kovalar ve yükselen kovalar, kariyer evinize gerçekleşecek bu yeni ay. Bunun anlamı şu, kariyerle ilgili çok beklenmedik güzel fırsatlar gelebilir. Sizin de bunun için motivasyonunuz da olacak, enerjiniz de olacak ama aile krizleriyle uğraşmanız gerekebilir. Orada böyle beklenmedik olaylar olabilir, ona dikkat, ama para da kariyer de sizin için güzel geliyor gibi görünüyor. Sevgili balıklar ve yükselen balıklar, sevgili balıklar, bu yeni ay size vizyonunuzu geliştirecek ortamlar, insanlar, eğitimler, belki seyahatler getiriyor olacak. Yakın çevrenizden böyle şaşırtıcı olaylarla karşılaşabilirsiniz ama bu size çok
şey öğretecek ve ilerlemeniz konusunda destek veriyor olacak ve hayatınızla ilgili çok beklenmedik, çok güzel, hiç böyle bir şey beklemiyordum dediğiniz güzel şeyler olabilir. Yani bu yeni ay içinde yeni başlangıçların olduğu, enerjinin çok yüksek olduğu bir yeni ay olacak ama beklenmedik olaylarla da birazcık mücadele etmemiz gerekecek ama sonunda diyeceğiz ki hiç de düşündüğüm gibi olmadı. Bunu ben bile beklemiyordum. Düşündüğümden daha güzel oldu. O anlamda Mavi Kadınlılar herkes için yeni başlangıçlara vesile olmasını ve çok güzel sonuçlanmasını diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.